Şimdi Süleymaniye her şeyden önce UNESCO tarafından ilan edilen, tarihi yarımadada Fatih'te ilan edilen 4 tane yerlerden bir tanesi, yani korunması gereken miras, dünya mirası olarak ilan edilen 4 yerlerden bir tanesi. Süleymaniye ve Zeyrek. Süleymaniye projesi yaklaşık 10 yıl önce başlamış bir projeydi. Burada hedeflenen de Süleymaniye'nin kendisine ait şu ahşap cumbalı evlerin, en fazla 3 katlı evlerin yeniden ihya edilmesidir. Genellikle üreticilerin ve imalathanelerin olduğu bölge burası ve bu imalathanelerde çalışan işçilerin, bekarların kaldığı yerlerdi. Süleymaniye evlerinin bir özelliği de oydu. O dönemde tabii çok iyi korunamadı o, maalesef. Şu anda gördüğümüz boşlukların birçoğu o dönemden kalma yerler ve otopark olarak da kullanılıyor. Evlerdi, yakıldı. Yakıldı, yandı. Evet. Şimdi her şeyden önce Süleymaniye'de şu anda bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kiptaş'ta Fatih Belediyesi'nin yürüttüğü proje var. Süleymaniye Yenileme Alanı Projesi. 39 ada, 102 bin metrekarelik bir alanda ve 707 tane binayı ilgilendiren büyük bir dönüşüm projesi, yenileme projesi. Bu alanda ve Süleymaniye'nin bütün alanlarda, gördüğümüz bütün alanlarda şu anda mevcutların zaten projeleri, röleveleri çıkarılıyor, restorasyon projeleri çıkarılıyor. Ama bu yok olan, bizim dönemden önce yok olan bütün binaların da eskiye ait bütün görüntüleri, bilgi ve belgeler toplanıyor. Hı. 2018'in içerisinde başlayacak inşallah, evet. Öyle diyelim. İlk 6 ada ile ilgili çalışmalar bitti neredeyse. Hı hı. Projeler, bu 6 ada ile ilgili projelerin hepsi, uygulama dahil, Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı. Bir de bu bizim Kiptaş'la beraber başlamayı düşündüğümüz, uzun zamandır büyük bir emek olan bu alanda 380 tane normal bina, yani tescilli olmayan bina, 327 tane de tescilli binalar var. Hı. Projeler yapılırken tescilli binalar esas alınarak, diğer yeni binalar da ona uydurularak yapıldı. Evet. Tescilli tarihi eserler dışındakiler yıkılıp tarihi eserlere uygun, hı hı, yükseklikleri ve mimari tarzları tarihi eserlere uygun hale getirilecek. Aslında bu, hani Sayın Cumhurbaşkanımızın kentsel dönüşümde yüksek mimari olmasın, hı, dediği, şehrin ve şehrin mimarisine, bizim kültürümüze, bizim medeniyetimize uygun tarzda artık kentsel dönüşüm arzu ediyoruz dediği projenin aynısı. Hı hı. Yani baktığımızda zaten bu bitmiş hallerinin 3D'lerinde baktığımızda hakikaten bizim mimarimiz, yani cumbalı, ahşap, en fazla 3 katlı evlerin olduğu sokak süliyetlerinden bina cephelerine kadar o hayalini kurduğumuz İstanbul'a inşallah burada kavuşacağız. Evet, evet, evet. Burada mesela Kiptaş aracılığıyla 8 katlı, 9 katlı binalar satın alındı, yıkıldı. Onların yerine 3 katlı binalar yapılacak. Yani böylesine muazzam bir iş yapılıyor. Bırakın yoğunluğu arttırmayı, koca koca binalar yıkılıp yoğunluklar 3'te 1 oranında, yani 3'te 2 oranında yoğunluklar azaltılmak suretiyle burada kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme gerçekleşecek. Tamam. Bizim Kiptaş'la beraber üzerinde çalıştığımız 39 ada, bu Süleymaniye'nin tümünün neredeyse 1/3'ünü tekabül ediyor. Bir 1/3'lük kısmı da, yani şu anda içinde bulunduğumuz kısmı da İstanbul Büyükşehir Belediye'miz
çalışmalarını yapıyor. Süleymaniye ile Haliç arasındaki kısım da üçüncü alanımız bizim. Orayla ilgili de şu anda fikir projeleri çalışması var. Yani Süleyman'ın bütünle ilgili bir çalışma var. Bu üçe bölündü, evet. Birinci kısım Kiptaş'la Fatih Belediyesi, ikinci kısmı Büyükşehir Belediyesi kendi şu anda çalışıyor, projelendirdi birçoğunu. Üçüncü bölgede de şu anda çalışmalar başladı. Kupayı sikeceksin mi? Nasıl yapayım? Tamam, teşekkür ederim. Siz iyisiniz. Eyvallah. Havlu vereyim mi kafası? Yok. Şuraya bakayım. Evet. Ben uçağım. Evet.